Merhabalar. Umarım bulunduğunuz yerde iyisinizdir, sağlığınız yerindedir. Evet, bu akşam biraz sohbet edeceğiz sizlerle. Öncelikle sesim size net geliyor mu? Görüntü nasıl? Bu konuda bana biraz bilgi verirseniz sevinirim. Sevgili dostlar, uzun zamandır sorulan sorular var bana. Bu soruları cevaplamak istiyorum. Aslında bir tanesi son günlerde çok ön plana çıkıyor. O soru üzerinde biraz duracağım. Çünkü bayağı bir haber yapıldı bu konuda ve bu haber de ısıtılıp ısıtılıp tekrar tekrar bir daha veriliyor. Bunun üzerine biraz durmak istiyorum ama tabii ki benim sevdiğim konular, sizlerin de merak ettiği konular üzerine de konuşacağız. İsterseniz hemen yayına geçmeden önce kimler burada, kimler yayınımıza hemen gelmişler, bir sizlerden gelen mesajlara da bir bakayım. Ondan sonra yayınımıza geçelim ama ne yapacağız? Hemen yayının başında şu beğen tuşuna bir basacağız. Nerede? Hemen aşağıda arkadaşlar. Ve abone olmamış, halen daha abone olmamış dostlarımızı da abone olmaya davet ediyorum. Ve yanındaki abone ol yazısının yanındaki çan işaretine tıklayarak bildirimleri açabilirsiniz. Bu kanalımızın gelişmesi için son derece önemli. Peki bakalım kimler burada? Robin Hood benim devamlı izleyicilerimden sevgili Robin Hood burada. Hilmi'ye merhaba demiş İbrahim Baran. Sevgiler söylemiş bize. Ayfer Özer burada, Sinemingo burada, Kuzey Türk burada. Çok teşekkür ediyorum, hoş geldiniz. İyi ki buradasınız Nazlıhan Çakar, Hüseyin Aras. İyi ki varsınız, iyi ki benimle birliktesiniz. Bir yandan gözüm sizlerin mesajlarında. Ada Nur, Süleyman Karakoca, Ümit Çiftçi, Nagihan Yanık, Nazlıhan Çakar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili Metin Acara, benim yine devamlı izleyicilerimden Nizam Kaylı. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili dostlar. Şimdi bir yerlere ayrılmayın çünkü görüntüler de olacak. Benim neredeyse bebekliğimden kalma resimler de olacak. Ve aynı zamanda üniversiteden bir fotoğraf da sizlerle paylaşacağım. Yani biraz beni sizlere anlatacağım ve sorularınıza cevap vereceğim. Evet, Serap demiş ki, ses ve görüntü gayet iyi demiş. Buna memnun oldum. Sevgili dostlar, son günlerde hemen hemen bütün basında, yani hatta daha çok siyasetin ön plana çıktığı basında bile benim Türkiye'yi terk ettiğime dair, aynen başlık bu, Türkiye'yi terk etti adı altında haberler yapılıyor, resimlerim paylaşılıyor. Bunu daha yayının başında sizlerle paylaşayım çünkü İnsanlar beni arıyorlar, mesaj arıyorlar, yazıyorlar. Ya sen Türkiye'yi terk etmişsin. Hayır arkadaşlar, ben Türkiye'yi falan terk etmiş değilim. Ben hem İsviçre'de yaşıyorum hem de Türkiye'de yaşıyorum. Zaten benim yakın takipçilerim bunu çok iyi biliyorlar ki benim bir evim de İstanbul'da var, Türkiye'de var ve hem Türkiye'de hem İsviçre'de yaşıyorum. Yaklaşık 24 yıldır da İsviçre'de yaşıyorum fakat neden 24 yıldır bu çok konu olmadı da şimdi bu kadar gündeme geldi diyecekseniz de yaklaşık 2-2,5 yıldır, 3 yıldır da neredeyse sosyal medyayı daha sık kullandığım için, YouTube'u çok kullandığım ve Instagram'da sürekli Reels'ler paylaştığım için bu insanların dikkatini çekti ve insanlar İsviçre'ye gitmiş derken sevgili basından arkadaşlarımız, dostlarımız da başlık atarken gitti yerine veya orada da yaşıyor yerine tası tarağı almış Türkiye'yi terk etmiş başlıklarını kullandıklarını gördüm. Yani Türkiye'yi terk ettim yetmiyormuş bir de tası tarağı alarak terk etmişim. Bu da ilginç bir durum. Hatta benim sevgili dostum arkadaşım Farah bana geçenlerde Farah Yurdözü tas ve tarağın birlikte olduğu bir hamam tası bir de tarak ikisini yan yana koymuş. Bana mesajlar da yollamıştı. Demişti ki ya ben şimdi okuyorum ki sen tası ve tarağı almışsın. Tasını tarağını gitmişsin. Böyle bir şey söz konusu değil. Benim ülkemi terk etmek gibi bir derdim yok. Niye terk edeyim? Bunun için bir sebep yok. Yani insanlar birkaç ülkede birden yaşayabilirler. İnsanlar farklı şehirlerde aynı zamanda yaşayabilirler. Yani İstanbul'da yaşayan biri Bodrum'da yaşıyor. İstanbul'da yaşayan birisi Almanya'da yaşıyor veya Maraşlı birisi Danimarka'da yaşıyor. Konya'yı bilirim ki Konya Kulu'da yaşayan tanıdığım insanlar var. Bunlar İsveç'te yaşıyorlar ve yılın sadece bir ayı memleketlerine geliyorlar ama gidin görün ki çok düğüne gittiğim için bilirim Konya Kulu'nun düğünlerini. Yani size nasıl söyleyeyim? Yani
Olağanüstü güzel villalar yapılmış ama o villalar sadece yılda bir kere açılır. Ama o eve gelinip bir ay kalınır. Yani şunu demek istiyorum, insanlar farklı ülkelerde yaşayabilirler. Bu onların ülkeyi terk ettiği anlamına gelmez. Ben de ülkemi terk etmedim. Bir de şu söz geçiyor. Efendim ben ülkeyi terk etmişim, tası tarağı toplamışım ve müziği de artık oğluma bırakmışım. Ya ben niye müziği oğluma bırakayım? Benim sağlığım yerinde. Efendim sesim de gayet yerinde. Müziği bırakmam için de bir sebep yok. Müziği ben Allah nasip ederse daha çok uzun yıllar yapacağım. Ha bu arada siz beni daha çok müzikle değil de sosyal medyada yaptığım çalışmalarla son yıllarda görmüş olabilirsiniz. Benim isteğime bağlı bir şey arkadaşlar. Ben arzu edersem şu anda da sahneye çıkarım ve gerçekten de birçok insan elime su dökemez. Kusura bakmayın bunu söylemek zorundayım. Ve benim okuduğum birçok eseri de birçoğu seslendiremez. Çünkü neden? Hemen geleyim meseleye. 15 yaşında Ankara Radyosu'nun sınavlarını kazandım. Ve Ankara Radyosu'nda 7 yıl boyunca gerçekten çok değerli hocalardan halk müziğinin bütün ağız yapılarını, şehirleri, içeriklerini konu alan 7 yıl boyunca Ankara Radyosu'nda çok güzel bir eğitim aldım. Aynı zamanda okuluma da devam ediyordum. Ama tabii ki şu da var. O kadar farklı dönemler yaşadım ki, yani ben 9 yaşındaydım. Annem ve babam ayrıldılar. Ben ve kız kardeşim annemin yanında kaldık. Annem devlet memuruydu. Annem bizi büyüttü. Ve ben 11 yaşında Ankara Devlet Konservatuarı bale bölümünü kazandım arkadaşlar. Ankara Devlet Konservatuarı bale bölümünü kazandım. Hem de yatılı kazandım bir de. Şöyle biraz komik yanı var bunun. Nedir derseniz, şimdi Ankara Cebeci Şehitliği bilenler bilir. Ankara Cebeci Şehitliği'ye Ankara Devlet Konservatuarı çok yakındır. Bizim evimiz de yürüme mesafesindeydi. Yani ama ben aynı zamanda niye bunu söylüyorum? Yatılı bölümünü de kazanmıştım okulun. Yatılı bölümünü de kazanmıştım. Ve annem dedi ki yatılı bölümünde oku çünkü ben küçük bir devlet memuruyum. Böylelikle bize de katkı sunmuş olursun. Ve ben evime çok yakın olmasına rağmen okulumuz. Ben yatılı bölümde okumaya başladım. Şu anda yanılmıyorsam Mamak Belediyesi yapmışlar bu güzel değerli taş binayı. Ta Cumhuriyet'in ilk başlarından beri devlet konservatörü olarak hizmet etmiş bu güzel taş binayı. Ben o zaman 1980'lerde buranın bu çok zor sınavını kazanarak bale bölümüne başladım. Bir yıl Ankara Devlet Konservatuvarı'nda bale okudum. Batı müziği, piyano vesaire. Ama bir yıl sonra arkadaşlar anne özlemi. Çünkü zaten babamı da çok göremediğim için anne özleminden dolayı ben anneme bu okulda yatılı kalamayacağımı, bu okulda okuyamayacağımı, normal okula gitmek istediğimi söyledim. Şimdi size bunlar böyle masal hikaye gibi geliyor olabilir ama bunların şu önemi var. Birçok insan bunu bilmiyor olabilir. Bilmenizi istiyorum. Benden duymanızı istiyorum. Bu Türkiye'yi terk etti, müziği bıraktı gibi sözleri artık gerçekten duymak istemiyorum. Çünkü her sene bir de zannediyorum ben sosyal medyada böyle çok milyonlarca izlenen bir şeyler paylaştığımda sevgili gazeteci dostlarımız fark ediyorlar herhalde. Bilemiyorum, başka bir anlam veremiyorum. Ve her sene aynı haberi alıp tekrar terk etti diye bu haberleri yapıyorlar. İşte arkasından hemen tekrar devlet ortaokuluna başladım. Kız kardeşim Deniz, hemen o resmi girebiliriz sevgili reji. Kız kardeşim Deniz'le birlikte Deniz dedi ki ben Ankara Radyosu'nun sınavlarına girmek istiyorum abla. Benim de aklımda hiç böyle bir şey yok. Dedim ki Ankara Radyosu'nun sınavları mı ne yapayım? Dedi ki halk müziği gerçek korosuna eleman alınacakmış. Dedi ben gireceğim, mutlaka gireceğim. Ben de son anda karar verdim. Hadi dedim ben de gireyim. Benim niyetim de hukuk okumak, avukat olmak istiyorum. Israrla böyle bir niyetim var. Yani müzik falan bunlar ben söylüyorum ama böyle gideyim de işte şey yapayım, Ankara Radyosu'nda eğitim alayım. Böyle bir derdim yok. Neyse Ankara Radyosu'nun, Gençlik Korosu'nun sınavlarına girdik. Yani binlerce insan girdi arkadaşlar ve bu sınav Ankara Radyosu'nun sınavları bir hafta sürmüş olabilir yanılmıyorsam. O binlerce insanın içinden 50 kişiyi seçtiler.
O 50 kişinin içinde ben vardım. Ne yazık ki kız kardeşim Deniz giremedi. Canı sağ olsun ki sesi çok güzeldir Deniz'in. Gerçekten çok güzeldir. Kısmet mi diyelim, ne diyelim artık bilemiyorum. Ve ben Ankara Radyosu'nun sınavlarını kazandım. Bu arada hem okuluma devam ettim Ankara'da, hem hafta sonları beni annem yalnız gitmeyeyim diye Ankara Radyosu'na elimden tutuyordu. Biz Cebeci'den, Şehitlik'ten iki dolmuş değiştirerek Sıhhiye'ye, Ankara Radyosu'na gidiyorduk. Annem yukarıda kafeteryası vardır Ankara Radyosu'nun. Orada çayını kahvesini içerken, örgüsünü örerken veya başka bir işle ilgili uğraşırken biz de aşağıda büyük bir stüdyoda, Muzaffer Sarı Sözen stüdyosunda işte radyonun, Ankara Radyosu'nun çok değerli hocalarından çeşitli eğitimler aldık. Nelerdi bu eğitimler? Yani halkların, yörelerin türküleri nasıl okunur? Hangi seslerle okurlar? Örneğin bir yöre var ki işte bu Denizli Isparta tarafında onlar mesela domuz demezler. Ne derler? Domuz derler. Böyle burundan gelir ses gibi mesela örnek veriyorum. Yani bu tür kelimeleri, sözleri işte mesela bir profesör doktor geliyordu derslerimizin işte şu asitli içecekler içmeyin sesinizi böyle kullanın. Mesela Hikmet Taşan değerli hocamız rahmetli oldu. O bize şan dersleri veriyordu. Yani bir sürü hocalar Mustafa Özgül vesaire gerçekten muhteşem dersler alarak tam 7 yıl boyunca halk müziği üzerine ne öğrenilmesi gerekiyorsa büyük bir yoğunlukta derslerden geçtik. Yani zannetmeyin ki Seher Dilovan birden böyle pat diye çıktı geldi bir şeyler oldu. Öyle değil arkadaşlar. Velhasılı kelam o Ankara Radyosu sürecince ben hem hafta içi okula gittim. Hafta sonları da Ankara Radyosu'nda bu eğitimi aldım. Bir yandan da anneme destek olabilmek için Recep abi vardı. Recep abi eğer hayattaysa selam olsun inşallah hayattadır. Bir şekilde onunla tanıştık. O dedi ki Şerefi Koçhisar'da bizim düğünlerimiz çok olur. Bizim orada özel gecelerimiz yani düğün anlamında söylüyorum çok olur. Seher dedi gel annenle birlikte biz senin de okulun uygun olduğu dönemlerde bu düğünlere gidelim. Ben uzun yıllar Şerefli Koçhisar'ın düğünlerine gittim. Onlara da selam olsun. Çocuktum daha 15-16 yaşındaydım. Bu arada ilk sahneye çıktığım yerde bir sünnet düğünüdür. Çorum'da bir sünnet düğünüdür arkadaşlar. Orada sünnet düğününde yani size heyecanımı anlatamam. Bir de annemle birlikte gidip hamam önünde bir gelinlikçiden bana bir pembe tuvalet almıştık. O keşke onun da resmini bulsaydım da buraya koysaydım. Yine belki başka bir programda size onu sunarım. Saçlarım da kısacık kesilmiş. Ortaokul öğrencisiyim çünkü. Ortaokul son falan o civarlar. Çorum'da ilk defa sahneye çıkmıştım. Derken işte ama aklımda halen daha hukuk fakültesi var. Halen daha avukat olmak istiyorum. Ve sonuçta ben üniversite sınavlarına girdim. Hukuk olmadı. Gazi Üniversitesi tarih bölümü oldu. Fen Edebiyat Fakültesi tarih bölümü oldu. Ve derken sevgili dostlar okula başladım ben. Ama bu arada yine kulakları çınlasın diyeceğim. Şinasi Cihan inşallah hayattadır değerli hocamız. Ve Zafer diye bir abimiz vardı Ankara Radyosu'ndan. Kendisi dedi ki Seher ben Yaşar Kekeva'yı tanıyorum. Yaşar Kekeva'yı belki içinizde bilenler vardır. Dönemin 90'ların bir numarası un kapanında. Yani o bir numara bir isim ve o kime albüm yapsa gerçekten bir numaraya çıkıyor. Böyle durum. Biz dediler Yaşar Kekeva ile konuşacağız. Yaşar Kekeva'ya seni söyleyeceğiz. Çünkü gerçekten de o 50 kişilik grubun içinde Ankara Radyosu'nda çok öne çıkıyordum. Bana türkü söyleme imkanları veriliyordu radyonun içinde. Öne çıkıyordum yani kendimi gösteriyordum. Dolayısıyla Yaşar Kekeva'ya biz gittik. Annem, ben, kız kardeşim. Kekeva bizi Arı Stüdyosu'na, Arı'ydı yanılmıyorsam, yanlış hatırlamıyorsam, Etiler Ulus'ta bir stüdyoya götürdü. Tabii ben çok heyecanlıyım. Gittim ki içeride Orhan Gencebay var. Orhan Gencebay'ın kayıtları yapılıyor. Tabii onu gördüm daha çok heyecanlandım. Orhan Gencebay'ı görünce. Neyse Orhan Gencebay çıktı bana bir böyle ufak kafasıyla selam verdi. Çıktı. Arkasından ben girdim. Yaşar Kekeva içeride. Ton Meister. Ben de tükendi nakdi ömrüm. Dilde sermayem bir ah kaldı.
diye çok güzel bir uzun hava vardır. El Ezber uzun hava. Onu okumuştum. Zaten Kekeva'ya da onu göndermiştik. Kekeva dedik hadi şu uzun havayı bir de bizim için oku. O uzun havayı okudum. Tükendi Nakdi Ömrüm ki çok zor bir uzun havadır. Yani ben okuyan kadın sesi daha duymadım Tükendi Nakdi Ömrüm'ü. YouTube'da ve İbo Show'da veya buna benzeyen programlarda araştırırsanız benim zaten canlı okuduğumu dinlersiniz. Canlı okuduğum halini, Tükendi Nakdi Ömrüm'ü. Eğer hatta reji bulursa burada da yayınlayabiliriz. Eğer rejinin böyle imkanı varsa. Peki bana haber ver bulduğun zaman onu koyalım. Ben küçük minik bir şey size oradan dinleteyim Tükendi Nakdi Ömrüm. Neyse tekrar biz Merter'deydi Kekevan'ın yeri. Döndük. Ben son görüşmelerimi yaptım. Ben kız kardeşim, annem çektik. Tekrar Ankara'ya döndük. Çünkü okul var. Annem işe gidiyor. Herkesin işi gücü var. Kız kardeşim okula gidecek. Benim arkamdan, bizim arkamızdan Kekeva şöyle demiş. Kekeva müziğin sahibi. Orada da sevgili Zafer Dalgıç yönetmen abimiz varmış. Hocadır kendisi. Çok değerli, önemli bir isimdir. Zafer Dalgıç konuşuyorlar. Hemen burada bir virgül atayım. İsterseniz Tükendi Nakdi Ömrüm'den böyle kısa bir şey dinleyelim. Evet, geliyor mu? Gelene kadar ben devam edeyim. Sevgili Zafer Dalgıç'la Kekeva orada Merter'deki stüdyoda ya da yerde işte konuşurken Kekeva diyor ki nasıl buldun? Biz albüm yapalım. Ne diyorsun? Zafer Dalgıç bana dedi ki geldi mi? Telife girmiyoruz, değil mi? Peki. Evet. Yani sevgili dostlar, durum bu. Bu uzun havayı okumuştum. Bu uzun hava o zaman ilk albüme de koydum ben bunu ve çok ses getirdi gerçekten. Daha CD'nin yeni çıktığı dönemdi. Belki ilk CD çıkaran sanatçılardan bir tanesiydim. Hem kaset hem CD'yi aynı anda çıkarıyorduk. Ve albümü yaptım. Bakın albümü daha çıkarmadan önce ne oldu? Başıma ne işler geldi? Onu da şimdi size anlatacağım. İşte nazar mı dersiniz, başka bir şey mi dersiniz? Bu arada ben hem üniversiteye gidiyorum, hem bir yandan albüm yapıyorum. İşte tam da albüm çıkacağı dönem bir telefon geldi bana. Artık yani günleri sayıyoruz albüm için. Dedi ki telefondaki kişi, ya dedi Seher bir haber duydum daha çok yeni. O zaman sosyal medya yok, medya yok, bir şey yok. Nedir? Dedi ki Yaşar Kekeva'yı vurmuşlar, öldürmüşler. Dedim ki sen dalga mı geçiyorsun? Ne demek vurmuşlar, öldürmüşler? Ben böyle başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Evet dedi, vurmuşlar, öldürmüşler. Yani telefonu nasıl kapattığımı inanın ki hatırlamıyorum. Şimdi Yaşar Kekeva'ya mı üzüleyim? O genç yaşlardaydı adamcağızda. Yani neye üzüleyim? Düşünebiliyor musunuz? Bir anda böyle birisi alıp sizi çatının üstünden pat diye bırakıyormuş gibi bir şey yani bu. İnanamadım, kendime gelemedim. Şok oldum. Ama tabii insan her şeye bir karşılık gösterebiliyor. Bir zaman gerekiyor. Biz Kekeva'yı defnettik. Bu arada büyük olaylar yaşandı. Kekeva'yı öğrendiğimize göre sonradan trafikte giderken arabasında kırmızı ışıkta duruyor Yaşar Kekeva. Gelip tam ensesinin arkasından hasımları, düşmanları öldürüyorlar. Öldürüyorlar. Neyse geride oğlu vardı Mustafa Kekeva. Mustafa Kekeva devraldı. Ne yapacağız, ne edeceğiz falan. Bu arada Kekeva vefat etmeden önce beni Yıldırım Mayruğu biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yıldırım Mayruk. Meşhur modacı Yıldırım Mayruk. Dedi ki senin kıyafetlerini, kostümlerini Yıldırım Mayruk'ta diktireceğiz. Biz Yıldırım Mayruğa gittik. Ben daha 20'li yaşlarda genç bir kızım. Hem üniversitede öğrenciyim. Yıldırım Mayruk benim ölçülerimi aldı. Ona da selam olsun burada.
Ve bana çok güzel yeşil bir başka gece programında, bilmiyorum eğer telif hakkı almazsak oradan da görüntü koyabiliyor muyuz? Bir başka gece. Bir başka gece bulabilirsen eğer reji. Bir başka gece şöyle bir programdı. Belki bunu bilenleriniz hatırlayacaktır. Bir başka gece. O dönem kim o akşam çıkarsa TRT'deydi. Sabaha meşhur. Böyle. Çünkü niye? Çünkü hiçbir sosyal medya yok. İnternet yok. Bir şey yok. Yani herkesin gözü televizyonda arkadaşlar. Böyle bir durum söz konusu. Neyse bana çok güzel yeşil bir elbise dikti. Sevgili Yıldırım Mayruk. Böyle yeşil küpeleri olan. Böyle drapeli. Çok güzel. O zaman da inceciksin tabii. Yani genç kızsın. İneceksin. O elbiseyi bana giydirdiler. İşte saçımı, başımı vesairem, her şeyimi yaptılar. Ben o akşam çıktım. Yani gerçekten o bir hafta içinde ben yolda yürüyemez hale gelmiştim. Tanınıyordum. Ve artık albümün de son hallerine gelmiştik. Albüm öncesi yaptığım bir iki türküyle ben o programlara başlamıştım. Daha albüm gelmeden ben tanınır olmuştum. Arkasından Kekevan'ın ölümü. Mustafa Kekeva ile ne yapacağız, ne edeceğiz, bu albüm nasıl çıkacak derken albüm çıktı arkadaşlar. Albüm. O dönem bu tabii ki Kral TV gibi vesaire kanallar olmadığı için daha çıkar çıkmaz ilk daha listeler yapılıyordu ve listeler Hürriyet'te yapılıyordu. Hürriyet gazetesinde yapılıyordu. Birden o dönemin en çok dinlenen halk müziği isimleri içinde ki size isim vereyim mesela Burhan Çaçan o dönem çok dinleniyordu. İşte Belkıs Akkale Kadınlar'dan çok dinleniyordu. Benim albüm birdenbire listelerde pat diye birinci sıraya yerleşti. Ama nasıl satıyor biliyor musunuz? Peynir ekmek gibi satıyor. Olağanüstü bir satış. Herkesin müthiş bir dikkatini çekti. Mesela kim bu kız, kim bu kız? Bir de ben şöyle bir denden içinde söylüyorum. O dönem gazeteciler de bunu bana yakıştırmıştı. İşte üniversiteli türkücü, üniversiteli sanatçı. Daha çok üniversiteli türkücü yakıştırması yapıyorlardı. Çünkü işte üniversiteli türkücü niye? Bence daha çok böyle cepken türü şeyler giyiyorlardı. Biraz şalvarımsı bir şeyler giyiyorlardı bazı sanatçı büyüklerimiz. Ben de takım elbise giymeye başladım. İşte daha modern şeyler giymeye başladım. Daha günümüzün kıyafetleri, daha moda kıyafetler giymeye başlayınca böyle bir modernizm rüzgarı esti o dönem. Bütün bunlar hepsi çok dikkat çekti. Ve arkasından üst üste albümler geldi. Hepsinde hitler, hit türküler çıktı. Örneğin Yollarına Güller Döken, örneğin Dardayım, Seher Yeli. Yani o kadar çok eser var ki hangi birini size söyleyeyim. Bunların hepsi hit oldu, bunların hepsi çok dinlenildi, çok paylaşıldı. Yalnız şöyle bir şey var. Ben birebir albümlerden bir kuruş kazanmış değilim bugüne kadar arkadaşlar. Bakın söylüyorum 14 albüm yapmışım. Albümlerimden bir kuruş kazanmadım. Çünkü en başından beri yalan olmasın bir prestij müziğe geçtiğimde bir transfer parası almıştım. Onların hakkını yemeyeyim. Ama ben şöyle bir şeye imza atmıştım. Ben konserlerimden size bir şey vermeyeceğim diye imza atmıştım. Halbuki şu anda birçok sanatçı hem konserini hem kasetini, albümünü neyse işte şirketlere veriyorlar. Gerçi artık bunları yapan şirket de kalmadı. O da ayrı bir hikaye. Vesaire 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 derken ben 27 yaşına geldiğimde artık gerçekten Türkiye'de kadın sesleri, halk müziği kadın sesleri içinde onlarca ödül almış, onlarca büyük ödüller almış. Dünyada, Avrupa'da iki defa çok büyük bütün Avrupa şehirlerini, ülkelerini gezecek şekilde konserler yapmış. Örneğin bir tane konserimiz İşte Emel Sayın, Şener Şen, İzzet Altınmeşe, halk müziğini ben temsil ediyorum. Böyle bir gruptuk. Mesela gittik bir ay boyunca. Sevgili Şener Şen'in selam olsun, Emel Sayın'a selam olsun. Mesela Şener Şen'in filmlerini koyardık. Hep beraber güler izlerdik. İki katlı bir otobüstü. Bir, sanatçılar aşağıda, sazlar yukarıda bir şekilde bütün Avrupa'yı geziyorduk. Yine sosyal medya çok olmadığı için daha biz otobüsün içinde konser salonlarına gelirken yani ağlayarak o otobüse dokunuyorlardı insanlar. Düşünebiliyor musunuz? Bu kadar sanatçı ulaşılamaz bir şeydi. Bu kadar önemliydi. Yani bize ulaşabilenler de boynumuza sarılıp bizi güvenlik görevlileri zor üstümüzden çekip alıyorlardı insanları. Bu kadar müthiş bir ilgi alaka. Dediğim gibi sosyal medya olmadığı için bu sanatçıların her şeyi böyle orta yerde değildi. Sanatçılar gizemliydi. Dolayısıyla
siz karşınızda gördüğünüzde veya yaklaştığınızda o dokunmak için insanlar kendilerini paralıyorlardı vesaire neyse derken bu iki defa çok büyük Avrupa konserleri, Kazakistan konseri, Bakü konseri yani aklınıza neresi geliyorsa. Yani mesela tatile gidiyordum herhangi bir tatil köyüne. İsrail'den insanlar, İran'dan insanlar gelip boynuma sarılıp öpüyorlardı, sohbet etmek istiyorlardı. Yani buralardan da insanlar. Mesela en son biliyorsunuz İsrail-Filistin gezisine gittim. Orada da yine İranlı insanlar çarşıda yürürken geldiler, sordular. Bunlar çok güzel şeyler. 27 yaşına geldiğimde artık yavaş yavaş insan anne olmak da istiyor. Çünkü her şey şöhret değil arkadaşlar. Her şey para değil. Sen diyorsun ki peki tamam işte kazandım, başardım, yaptım. Okulumu da okudum bir yandan. Ne olacak? Diyorsun ki artık anne olayım, ben çocuk sahibi olayım. Ve diyorsun ki ya o zaman hayatıma girecek insan benim ünümden, şöhretimden den ziyade benim kişiliğimle, karakterimle alakalı bir insan olmalı. Buna değer vermeli. Yani tamam onun da maddi durumu iyi olmalı ama benim paramda, pulumda gözü olacak birisi olmamalı. Biliyorsunuz işte yani evlilikler çok zor yürüyor, çok sıkıntılı yürüyor arkadaşlar. Eğer siz sanatçıysanız, hele bir de karşıdaki de sanatçıysa gerçekten sıkıntılı oluyor. Ve 27 yaşında evlilik yaptım arkadaşlar. Ondan sonra da bir oğlum, bir kızım dünyaya geldi ve ben gelip İsviçre'ye yerleştim. İşte bakın benim İsviçre'ye yerleşmem ta o zaman oldu. Ama dediğim gibi ben sosyal medyada kendi özel yaşantımla, yani benim bir tane mesela hamileyken resmimi bulamazsınız. Benim bir tane doğum yapmış, işte yapıyor falan filan. Şimdi çok özür dileyerek söylüyorum bu cümleyi. Yani ana rahmine bebek düştüğünde artık onu bile haber yapıyorlar. Benim bir tane mesela bu tarz bir şeyimi bulamazsınız haberim. Çünkü bunlar ayıptı, bunlar konuşulmazdı, bunlar gereksiz. Yani gerek yoktu bunları konuşmaya. Ben zaten albümüyle, sahnesiyle ilgili ön planda olmayı isteyen, bunların konuşulmasını isteyen bir sanatçıydım. Hiçbir zaman çoluğumla, çocuğumla, ailemle bunlarla ön planda olmak isteyen bir insan olmadım ki. Ha diyeceksiniz ki şimdi niye YouTube yapıyorsunuz? Devir değişti, dönem değişti ama bakın onun da zaten bir saygın tarafını tutturmaya çalışıyorum. Yani ailemi çok işin içine sokmadan, onların yıpratılmasına izin vermeden belli bir saygınlık çerçevesinde meseleye götürmeye çalışıyorum. Son 3 yıldır da ben sosyal medyada işte niye bu kadar bunlara bu derinden çıktım geldim ki anlattıklarım benimle ilgili dörtte biri bile değil. Sadece çok minik küçük kesit bir özet yaptım. O üniversiteden benim bir resmim vardı. Onu da koyabilir miyiz? Üniversite yıllarından. Yani mesela Farah Yurdözü ile geçen hafta bir program yaptık. Yani Farah ısrarla işte benim bir tarih öğretmeni olduğumu aynı zamanda buluştuğumuz noktalar olduğunu o yüzden zaten işte bu programları beraber yapmayı programlar nedir diye de sorabilirsiniz. Arkadaşlar İsviçre'ye bir seyahat turu düzenliyoruz sevgili Farah Yurdözü ile birlikte. Ama bazı kendini bilmezler. İşte efendim ben niye bu konularda konuşuyormuş? Konuştuğumuz konular da İsviçre'nin ortasındaki bilimsel bir alan, CERN üzerine konuşuyoruz. Şimdi arkadaşım ben sadece türkü okuyan, şarkı okuyan, müzik yapan birisi değilim. Ben aynı zamanda bilimle de ilgilenen, yani örnek vereyim size. Mesela kuantum fiziği okuyan bir insanım. Ama oturup size kuantum fiziği anlatacak değilim. Gerekirse anlatırım da. Ama onun uzmanlarının bu işin gerçekten içinde kafa yormuş, patlatmış insanların videoları var. Açar izlersiniz. Bunları okuyup, bunları inceleyen, tarihi en derinlerden, Sümerlerden ve onun öncesinden alıp inceleyen, bakan, hem müzikal anlamda hem tarihi anlamda. Çünkü eğer siz gününüzü, yaşanılanları, siyaseti, toplumu anlamak istiyorsanız siz çok eskiye bakmak zorundasınız. Böyle bir şey. Siz eğer geçmişi anlayamazsanız, geçmişte nelerin yaşandığını bilemezseniz, bilmezseniz, ilgi duymazsanız, günümüzde yaşanılan hiçbir şeye de anlam veremezsiniz, anlayamazsınız. Sadece size anlatılanlarla yetinirsiniz ve o alanda da sürüklenip gidersiniz. O resmin var mı sevgili reji?
Üniversitede arkadaşlarımı çektim. Evet, onu biraz büyütebilir miyiz? Bu işte bakın arkadaşlar, Gazi Üniversitesi, onlara da selam olsun bu değerli arkadaşlarıma. Kimi artık nerede öğretmen bilemiyorum. Eğer izliyorlarsa da selam olsun bu kardeşlerime, bu arkadaşlarıma. Beraber Gazi Üniversitesi'nde okuduğum arkadaşlarım tarih bölümünde. Ama dediğim gibi tarih benim ikinci, üçüncü seçeneğimdi. Benim asıl yapmak istediğim meslek, bakın müzik de değildi. Hukuk fakültesinde okumak istiyordum. Çok küçük bir puanla, çok az bir puanla ne yazık ki hukuku kaçırdım. Ama tarih de benim ilgi alanım olduğu için zaten ikinci sırada hemen tarihi yazmıştım ve tarih bölümünde okumaya başladım. Bir yandan da müzik devam etti, albüm geldi. Kekeva'yı kaybettik. Yaşar Kekeva'yı, tam albümü çıkaracağım şirketin sahibi. Bir ne yazık ki cinayete kurban gitti ama arkasından ben yılmadım. Israrla devam ettim. Hayır dedim, bu albüm çıkacak. Hem okulda okudum hem de albümü ve müziğe devam ettim. Şimdi sosyal medyada bu kadar çok gündeme gelince işte yaptığım yemekler, işte seyahatlerim, yani bir tek yemek kanalı da değil. Yani ben sadece yemek de paylaşmıyorum biliyorsunuz. Yani mesela daha geçenlerde İsrail Filistin'e gittim. Filistin'in göbeğinden daha savaş patlamamıştı. Bir ay öncesinde ben Filistin'deydim arkadaşlar. Batı Şeria'daydım. Filistinlilerle sohbet ettim, röportaj yaptım. O Filistin-İsrail arasına çekilmiş olan o işgal edilmiş toprakların duvarlarının yanından geçtim. Bizzat Filistin'in içindeydim. Yani ben bu konularla birebir ilgilenen, bunlara kafa yoran, bunları araştıran, okuyan bir insanım. Yani hayatımda sadece türkü olmadı, hiçbir zaman olmadı. Türküyle birlikte bunlar yürüdü. Türkünün de aslında birinci elden bir tarihi kaynak olduğunu düşünüyorum. Yani Pir Sultan'ın türküleri örneğin dönemi anlatır. Kızırpaşa'yı anlatır. O zamanki yönetimlerin sıkıntılarını anlatır. Halkı anlatır. Açlığı anlatır. Kıtlığı anlatır. Düğünleri, o zamanki gelenek göreneği anlatır. Yani türkü deyip sadece hadi bir türkü okuduk, uzun hava okuduk değil mesele. Hepsi birer tarihtir bunların. Dolayısıyla hani ben sadece oradan bakan bir insan değilim. Geniş anlamda hayata, dünyaya bakmaya çalışan bir insanım. Yani ne oluyor o zaman biliyor musunuz arkadaşlar? İşte basından sevgili dostlar da kalkıp 24 yıldır İsviçre'de oturan bir insana sırf sosyal medyada gündeme geldi, işte yaptığı işler izleniyor diye insanlar tabii gidip Google'da soruşturuyorlar. İşte yani tanımayan da Serdil olan kim? Dolayısıyla çok sorulduğu zaman bu basının önüne geliyor. Diyor ki bu çok sorulmuş, biz de haber yapalım. Tahminen böyle olduğunu düşünüyorum ki bunu biliyorum aslında. Ve sürekli işte Türkiye'yi terk etti, Türkiye'yi terk etti. Hayır arkadaşlar, Türkiye'yi ben niye terk edeyim? Terk etmem için hiçbir sebep yok. Benim orada evim var, yatırımlarım var kendimce. Orada işim gücüm var. Müzikal anlamda birkaç yıldır düşündüğüm bir projem var. Ha, biraz bekliyorum bu proje için. Çünkü neden? Benim iki tane evladım var. Allah herkesin evladını bağışlasın. Onlar İsviçre'de okuyorlar. Burada okuyorlar. Ve onların bir anne olarak yanlarında olmak istiyorum. Başlarında olmak istiyorum. Onlara moral vermek istiyorum. Eğer ben şimdi her hafta bir iş için, bir konser için, bir müzikal başka bir iş için eğer evden ayrılırsam onları yalnız bırakmış olacağım. Onların moral motivasyonu düşmüş olacak. Bunu yapmak istemiyorum. Onları yalnız bırakmak istemiyorum. O yüzden biraz daha yine denden içinde söylüyorum. Biraz daha dişimi sıkıp, şu anlamda diş sıkmak, biraz daha onların kendisine gelmesi anlamında bu projemi birazcık daha erteliyorum. Hani müzikal anlamda olan. Yoksa kafamda çok güzel şeyler var. Niye yapmayacakmışım? Efendim ben bırakmışım müziği de işte oğluma, niye oğluma devredeyim? Oğluma devretmem için o kendince yürür kendi yolunda ki okula giden bir genç. Kendince yürür kendi yolunda, ben de annesi olarak ve bir Seher Dilovan'ın ses sanatçısı olarak ona desteğimi sunarım. Niye ona bırakayım? Yani bu nasıl bir haberdir? Nasıl bir anlayış şeklidir, bir haber şeklidir ve sürekli bu ısıtılıp tekrar tekrar veriliyor. Şimdi bunu siz dinleyeceksiniz. Dinlemeyen ve o haberleri okumuş binlerce insan var. O yüzden sizlerden rica ediyorum arkadaşlar. Mümkün olduğunca sosyal medya hesaplarınızda bu videoyu paylaşın. Bence duymayanlar da bu şekilde benim bu söylemlerimi duysunlar. Zor bir şey değil. Paylaş kısmından bağlantıyı kopyalayıp kendi sosyal medyalarınızda paylaşabilirsiniz. Tabii ki arzu ediyorsanız, istiyorsanız arkadaşlar.
Şimdi biraz kimler buradaymış ona bakmak istiyorum. Dua etkisi burada. Trabzon'dan merhaba demiş. Nazlıhan Çakar burada. Bir Sen Vardar burada. Songül burada. Habibe burada. Habibe demiş ki tüm kalbiyle geleneklerini, tarihini yaşatmaya çalışan biri Türkiye'yi istese de terk edemez. Lakin o da bir annedir, kaygıları olur demiş. Yani böyle bir şey söz konusu değil. Türkiye'yi falan terk etmiş değilim. Zaten çok sık gidip geliyorum. Benim yakın takipçilerim de bunu çok iyi biliyorlar. Çok sık gidip geldiğimi. Dolayısıyla bu tamamen asılsız, gereksiz bir şey. Ama bakıyorum ki başka sanatçılar için de yapılmış. Örneğin Bergüzar Korel Londra'ya gitmiş, ev almış oradan, yerleşmiş. Ve onun için de baktım haberlerde terk etti diye yazıyor. Mesela Gülşen de Londra'ya gitmiş, ev mi almış galiba. Onun için de terk etti diye yazılmış. Yani gidip insanlar başka bir ülkede bir ev alınca yahut da oraya da orada da yaşamaya başlayınca hemen bir terk etti yaftası yapıştırılıyor. Hayır, sevgili dostlar, kimsenin ülkesini terk etmesi gerekmiyor. Bu anlamda. Terk etmek isteyen de terk eder. Onun bileceği iş. Bilemeyiz. Ama ben terk etmedim. Terk etmem de gerekmiyor. Ülkemi de çok seviyorum. Dolayısıyla böyle bir şey söz konusu değil. Müzikal anlamda da şimdi istesem şimdi giderim. İstediğim türküyü de şarkıyı da okurum. Sahneye de çıkarım. Durum bundan ibaret. Peki Sinemingo demiş ki Katarsis'e katılmak istemez misiniz? Orada bunu çok rahat duyurabilirsiniz. Çok izleniyor demiş. Katarsis bilmiyorum biraz daha sanki böyle hani psikolojik meselelerin anlatamayanların ya da anlatmak isteyenlerin yeri gibi ben katılmak istemiyorum. Gerek görmüyorum ama programı yapan çok değerli bir kişi var. Bir üstad orada. Çok özür diliyorum. Şu anda hemen isim aklıma gelmedi. Beni affetsin. Nasıl? Ha, Gökhan Çınar. Reji beni uyardı. Kusura bakmasın Gökhan Çınar. Şu anda aklıma gelmedi ismi. Sevgili Gökhan Çınar'a da selam olsun. Yok, ben teşekkür ediyorum. Zaten davet de etmediler. Ama ben baştan söylemiş olayım. Sevgili dostlar, şimdi geçen hafta Farah'la biz bu İsviçre turumuzu duyurmuştuk. İsterseniz hemen oradan Farah'la o İsviçre turumuzu duyurduğumuz yerde minik bir, şimdi diyecekler ki vay reklam mı yapıyor? Evet kardeşim reklam yapıyorum. Çünkü bir iş yaptık. İki tane kadın, iki tane hanım bir iş yaptık ve bunu sizin duymanızı istiyorum. Bundan daha doğal bir şey olamaz. İmkanı olan, durumu uygun olan insanlarımızın, kardeşlerimizin, vatandaşlarımızın dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, eğer benimle İsviçre'de bir tura katılmak istiyorsanız, bunu da kesinlikle benim için bir keyif meselesi. Beni takip edip imkanı olan dostlar benimle gelip tanışabilirler. Ben de onlarla tanışmış olurum ve harika bir İsviçre turu yapmış olacağız. İstersen hemen videoyu verelim. Hazır mı videomuz? Evet. Şöyle, Sesi şimdi açalım. seninle zaten hani ortak noktalarımız var. Öncelikle sen sadece sanatçı, bir müzisyen değilsin, bir tarih öğretmenisin. Tarih senin tutkun, tarih benim de Evet. tutkum. İkimiz de asıl mesleklerimiz öğretmenlik. Ama bunun Evet. dışında senin sanatçılığın var tabii ki, uluslararası bir sanatçısın. Ama tarih tutkusu bizi bir araya getirdi. Belki de Göbekli Tepe tutkusu bizi bir araya getirdi. Değil Seninle mi? daha Değil mi? önce evet, iki yolculuğumuz oldu. Yani sen bizim yolculuklarımıza katıldın. Bir Göbekli Tepe gezisinde birlikteydik. Bir de İsrail Kudüs gezisinde birlikteydik seninle geçtiğimiz Eylül ayında. Ve Şimdi dedik ki birazdan onların görüntülerini zaten yayınlayacağım. Neler yapmışız kısa kısa hani bizimle birlikte bu seyahatlere gelmek isteyenler için böyle bir ön hazırlık olsun diye. Evet devam et sen canım. şimdi birlikte iki tur düzenlemeye karar verdik. Bunlardan birincisi İsviçre'ye olacak. Senin de zaten yaşamının hemen hemen yarısını, yılın yarısını geçirdiğin İsviçre'ye. Ama İsviçre turumuz çok özel bir tur. Çünkü hem tarih, hem bilim, hem doğal güzellikler, bütün bunları kapsayacak bir tur programı hazırladık. Senin de sayende. Çünkü İsviçre'yi sen biliyorsun, ben bilmiyorum. Ben de ilk defa gidiyor olacağım. İkinci turumuz yine Göbekli Tepe, Karahan Tepe, Mardin, Midyat olacak ama senin ve benimle beraber sadece Avrupa çıkışlı. Yani Avrupa'da, yurt dışında seni takip edenler ve seninle tanışmak isteyenler, seninle bir Göbekli Tepe, Karahan Tepe ziyareti yapmak isteyenler sadece Avrupa çıkışlı bir turumuz olacak.
O her iki turunda afişlerini de yayınlayabilirsek ara ara Tabii, bir fikir vermiş oluruz hemen aslında. reji biz bunun üstüne konuşurken o onları versin, hem İsviçre çalışmamızın üzerine olan görseli versin, hem de Göbekli Tepe, Karahan Tepe üzerine olan görselimizi versin ki onun üzerinden konuşabilelim. Bizi yan tarafa alırsan sevgili reji, bu güzel görseller üzerinden konuşmuş olacağız. Birazdan hiçbir yere ayrılmayın. Neler yapacağız? Nasıl bir seyahat olacak? Ve işte hemen şunu eklemek istiyorum. 2024 Biraz yılında geçebilir sevgili miyiz Farah, zamanları? görüntüye gelelim. Yanilere ait. Gezmek isteyecekler. Bakın hemen görüyorsunuz Charlie Chaplin'in bu evi hayatının son döneminde burada yaşamış Charlie Chaplin. İşte şu anda müze olarak burası kullanılıyor. Burası Vevey, sevgili Farah ve sevgili Evet. izleyicilerimiz. Bu çatal da Montreux Gölü'nün hemen üstünde bir yere böyle çakılı duruyor. Çünkü bir gastronomi yemek festivali de yapılıyor. Ona istinaden bu çatalı oraya takmışlar. Bakın müzenin içinden görüntüler ama daha ne? İki tur düzen. Evet, bakın görüntüler bunlar. Daha doğrusu işte şu anda bakın hemen size WhatsApp numarasını vereyim. Nasıl ulaşacaksınız sevgili dostlar? 0090 534 604 3171 numaralı telefondan. Bakın hemen görüntünün üstünde de bu numara var. 0090 534 604 3171 ve 0090 536 775 0330'dan da bu tur için bize ulaşabilirsiniz. Bu yayını ben İstanbul'daki evden yapmıştım. Çok da güzel bir izlenme aldı, sağ olsunlar. Yani yüzlerce insan yazıyorlar, gelmek istediklerini söylüyorlar. Ama şu anda bu yayında bizi izleyenler için de şunu söylemiş olayım ki sınırlı sayıda bir yerimiz var. Dolayısıyla hemen bu numaralardan bize ulaşmanız gerekiyor ki biz sizi listeye alabilelim. Geçen yayında şunu yazanlar olmuş. Vay biz niye reklam yapıyormuşuz? Niçin yapmayalım sevgili dostlar? Bu benim kanalım. Sevgili Farah'ın da ayrıca kendi kanalı var. Eğer insanlar bir girişimde bulunuyorlarsa herhalde kendi kendimize Farah'la otobüse binip gidecek halimiz yok. Bunu bizim sevenlerimiz, bizim takipçilerimiz için yapıyoruz. Nasıl duyurabiliriz? Ulusal kanallara reklam mı vereceğiz? Umarım inşallah çok büyürüz de ulusal kanallara da reklam verebilecek konuma gelir bizim yaptığımız işler. Ama şu andaki elimizdeki imkan kendi kanallarımızdan yapacağımız işi duyurmaktır. Bunun hiçbir ayıp tarafı yok. Bunun yargılanacak bir tarafı yok. Tabii ki yaptığım programın içinde bunu da söylemem kadar doğal bir şey olamaz. Bugün de sizlerle sohbet ediyoruz ama arada da bunu bu tura gelmek isteyen, bu seyahate gelmek isteyen sevgili takipçilerimize de söylemek istiyorum. Tekrar bu numaralardan bize ulaşabilirsiniz sevgili dostlar. Şu akla gelebilir. Niye bu turu yapıyorsun? Benim ilgi alanım olduğu için yapıyorum. Şunu kesinlikle bilmenizi istiyorum ki herhangi bir maddi ihtiyacım olduğu için değil. Ha, olsaydı onu da söylerdim. Emin olun. Büyük bir samimiyetle. Derdim ki maddi bir ihtiyacım var. Sizler de bana destek çıkın bunu yapın. Hiç böyle bir ihtiyacım yok. Şükürler olsun. 15 yaşından beri sahneye çıkmış, çalışmış, belli bir birikim elde etmiş ve belli standartlarda yaşayan bir insanım. Dolayısıyla bu tur olsa da olur benim için maddi anlamda olmasa da ama benim için manevi bir yanı var. Nedir? Beni tanımak isteyen, benimle birlikte İsviçre'de bu turu gezmek isteyen, siz sevgili dostlar için bir çalışmadır bu. Farah'ın da çok istediği bir çalışmadır. Bunu düşündük Farah'la birlikte. Nasıl yapalım? Bizi takip eden on binlerce insan var. Onlara böyle bir imkan sunalım. Arzu edenler, gelmek isteyenler bizimle birlikte gelip gezebilirler. Çok da keyifli olacak. Çok şen şakrak, çok bilgilendirici, enerjik. Çok hoş bir çalışma olacak ve aynı zamanda bir de Göbekli Tepe, Karahan Tepe, Urfa, Mardin, Midyat buralara gideceğiz. Onun da resmi vardı sende sevgili reji. Onu da verirsen hemen onu da paylaşmış oluruz. Storm demiş ki bu kanalı bulduğum çok iyi oldu. Seher ve Farah Hanım'a selamlar demiş. Peki Mehmet Köşker iyi akşamlar. Bence sizi kıskanıyorlar demiş. Kimsenin beni kıskanması gerekmiyor. Hemen bu resmi de büyütelim. Bakın bu da 4, 5, 6, 7 Nisan'da. Göbekli Tepe, Karahan Tepe. Yalnız bunun bir özelliği var. Sadece Türkiye dışından gelenler için bu çalışma arkadaşlar. Sadece Türkiye dışından gelenler için. Yani Avrupa'dan işte ne diyelim biraz absürt olacak ama Çin'den de gelebilirsiniz. Ama Türkiye dışından gelen
Avrupa'dan, Amerika'dan gelen dostlar için bu çalışma, yurt dışından gelen vatandaşlarımız için Göbekli Tepe, Karahan Tepe, Mardin Midyat Dara Antik Kenti, Kırklar Kilisesi, Mor Gabriel Manastırı, Kasımiye Medresesi, Deylül Zafaran Manastırı, bunların hepsi birbirinden önemli, mutlaka görülmesi gereken yerler. Gideceğiz, örneğin Urfa'da bir sıra gecesine katılacağız, türkülerimizi söyleyeceğiz. Sonra bu şahane yerlerin hepsini gezeceğiz. Göbekli Tepe tarihin sıfır noktası, yani tarih tamamen Göbekli Tepe'nin bulunmasından sonra değişti, bambaşka bir yere gitti. Çünkü deniyorduk işte Sümerlerdir en eski, 10 bin sene önceyi söylüyorlardı milattan önce. Ama gelin görün ki Göbekli Tepe, Karahan Tepe 10 bin senenin de eskisine dayanıyor. Ve öyle işte mağaralarda insanlar ha hu ya da buna benzeyen acayip sesler çıkararak birbirleriyle anlaştığı bir dönem değil. Ciddi ciddi taş yapılar yapmışlar. Ve o taş yapıları ayağa dikmişler. Bunlar birkaç metre boyunda tonlarla ifade edebilecek ağırlıkta yapıları dikmişler, havaya kaldırmışlar. Herhangi bir makara sistemi ne kullandılar bilinmiyor. Ve üzerlerinde de şahane kabartmalar var, hayvan kabartmaları var. Ve hemen Göbekli Tepe'nin üstünde bir dut ağacı var. O dut ağacının altından doğum yapan bir kadın kabartması çıktı. Ve binlerce yıldır kadınlar Urfa o yörede o ağacın üstüne giderek, o böyle, tepeye giderek ağaca çaput bağlıyorlarmış. Ve çocuk dileklerini gündeme getiriyorlarmış ağaca çaput bağlayarak bu dut ağacına. Gelin görün ki işte bu tepe kazıldı ki orada onlarca tepe var arkadaşlar kazılmayı bekleyen. Böyle tarihin sıfır noktası dediğimiz tamamen dünyadaki tarih anlayışını değiştiren bir bölge, bir yer, mutlaka görülmesi gereken yerler. Daha size onda birini bile şu anda bir anlatamıyorum. Müthiş, olağanüstü yerler. Dünyanın bir ucundan insanlar kalkıp gelip buraları geziyorlar. Bence herkesin bunu değerlendirmesi gerekir. Durum bu sevgili dostlar. Sizlerle bu akşam hem bu seyahati kısa da olsa paylaşmak istedim. Hem de aslında günlerdir benim hakkımda çıkan işte terk etti, gitti, hatta tası tarağı topladı şeklinde. Ne tasımı topladım, ne tarağımı topladım, ne ülkemi terk ettim. Asla böyle bir şey söz konusu değil. İstediğim an şu anda bile giderim, müziğimi yaparım. Allah'a şükür sesim de yerinde. Bu sadece benim arzu etmemle alakalı bir durum. Ne zaman canım istiyorsa, arzu ediyorsam sahnede çıkarım. Müziğimi de yaparım. Bayağı sahneden birçok kişiye ders de veririm. Bu anlamda söylüyorum. İyi ki varsınız. İyi ki benimle birliktesiniz sevgili dostlar. O zaman artık yayınımızı yavaş yavaş kapatalım. Vlogları kaçırmayın. YouTube kanalımdaki vlogları kaçırmayın. Ve Instagram'a da mutlaka bekliyorum. Instagram'a da gelin arkadaşlar. Çünkü YouTube'da olmuyor ama Instagram'da olan birçok paylaşımımda söz konusu Facebook'ta sizleri bekliyorum. Yani sosyal medyalarda sizleri bekliyorum. Bu yayını da herkes kendi sosyal medyasında paylaşırsa o zaman benim konuşmalarım da daha çok insana ulaşacaktır. Hadi göreyim sizi. Paylaşın sosyal medyalarınızda, Facebook'ta özellikle bu videoyu. İyi ki varsınız dediğim gibi. İyi ki benimle birliktesiniz. Görüşmek üzere. O zaman hadi reji kapatalım yayınımızı.